Sağlık Sen Adıyaman Şube Başkanı Yasin Barut'u, sağlık çalışanlarının döner sermaye sistemi sorununa dair açıklamada bulundu. Sağlık Sen Adıyaman Şube Başkanı Yasin Barut'u, sağlık çalışanlarına yönelik pandemi sebebiyle 3 aylık ek ödeme desteği ve döner sermaye sistemine ilişkin açıklama yaptı. Kamunun vatandaşlarına vermekle yükümlü olduğu hizmetlerin en önemlileri arasında yer almaktadır. Başkan Barut'u, sağlık çalışanlarının temel sorununun döner sermaye sistemi olduğuna dikkat çektiği açıklamasında, hakkaniyete esas alan döner sermaye sisteminin oluşturulması gerektiğini söyledi. Sosyal bir hukuk devleti olan ülkemiz için de geçerlidir. Bu manada çok şükür dünyanın en kapsamlı... Barut'u, döner sermayede olduğu gibi salgınla mücadele sürecindeki uygulamalarda da benzer olumsuzlukların görüldüğünü belirtti. Döner sermaye sistemi, sağlık çalışanlarının en temel sorunudur. Sağlık, kamunun vatandaşlarına vermekle yükümlü olduğu hizmetlerin en önemlileri arasında yer almaktadır. Sosyal devlet ilkesinin esas alındığı ülkelerde her bir vatandaş, sağlık çalışanları eliyle sunulan hizmetlerden eşit bir şekilde yararlanır. Bu durum, sosyal bir hukuk devleti olan ülkemiz için de geçerlidir. Bu manada, çok şükür dünyanın en kapsamlı ve en donanımlı sağlık sistemlerinden birine sahibiz. Pandemi sürecinde bir defa daha test edilen bu sistem, taraflı, tarafsız herkesin takdirini kazanmıştır. Elbette sistem ne kadar iyi olursa olsun ve ne kadar teknolojik donanıma sahip bulunursa bulunsun, onu işleten, ayakta tutan, memnuniyeti had safhaya yükselten fedakar sağlık çalışanlarıdır. Bu manada sağlık çalışanı ordumuz pandemi süreci öncesinde olduğu gibi salgına karşı canları pahasına yürüttükleri amansız mücadelede de bu hakikati tüm çıplaklığıyla ortaya koymuşlardır. Açıkça söylemek gerekirse sağlık sistemimiz kutsal görevlerini her koşul ve her şartta üstün fedakarlıklarla yürüten sağlık çalışanlarımız sayesinde milletimizin sığındığı en güvenli liman olmuştur. Hemşiresinden doktoruna, ambulans şoföründen sağlık teknikerlerine, yüz binlerce sağlık çalışanının ortak alın teri bu limanın yegane can suyudur. Bu limanda sağlık hizmetleri o kadar bir ve yürütülmelidir ki kişi, işi, ünvanı, statüsü ne olursa olsun her bir çalışanın alın teri bir diğerinin tamamlayıcısıdır. Bir diğer ifadeyle sağlık hizmetlerinde sunulan hizmetin, verilen emeğin, dökülen alın terinin tamamı ortaktır ve tüm çalışanlarımızındır. Sağlık hizmetlerinin külfetinde söz konusu olan bu ortak paylaşım, ne yazık ki dökülen ortak alın teriyle yeşeren nimetin paylaşımında yerini haksızlığa, adaletsizliğe, eşitsizliğe, huzursuzluğa ve umutsuzluğa bırakmaktadır. Tüm bu olumsuzlukların ana kaynağını döner sermaye sistemi oluşturmaktadır. 2004 yılında sağlıkta yeni döneme geçiş sürecinde önemli sorunların çözümünde anahtar rol görmesi amacıyla tüm sağlık tesislerinde uygulanmaya başlayan döner sermaye sistemi ilk yıllarda başarıyla uygulanmışsa da gelinen noktada işlevini yitirip kronik bir sorun halini almıştır. Sağlık sistemini tehdit eden döner sermaye sistemi maalesef hızla bu yönde ilerliyor. Sağlık Sen olarak sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonlarını sarsan, iş barışını ve huzurunu olumsuz etkileyen, hak kayıplarına yol açan ve çalışanları meslekten soğutan döner sermaye sisteminin bir an önce düzeltilmesi gerektiğine inanıyoruz. Ve bu yöndeki çağrımızı bir defa daha tekrarlıyoruz. Hakkaniyete esas alan döner sermaye sisteminin oluşturulması mümkündür. Ve bunu her platformda muhataplarımızla paylaştık. Yol yakınken bu yanlıştan bir an önce dönülmeli
sağlık çalışanlarının yüzü güldürülmelidir. Unutulmamalıdır ki sağlık çalışanlarının yüzü gülerse Türkiye güler.